Selam arkadaşlar. Şöyle küçük bir ders yapacağım arkadaşlar. Ardından yine muhasebe programının 12. dersiyle devam edeceğiz. Şu dersi yapma ihtiyacını şuradan hissettim. Daha önce WhatsApp'a veri gönderme ile ilgili küçük bir örnek yapmıştım. Bu konuyla ilgili hala sorular gelmeye devam ediyor. Yardım isteyenler oluyor. Tam anlaşılmadığını düşündüğüm için farklı bir örnek yapayım dedim. Burada WhatsApp'a Facebook'a giriş nasıl yapılır? Google Maps'e veri gönderme nasıl olur? Onu göstereceğim. İnşallah bu sefer anlaşılacaktır arkadaşlar. Şöyle bir frame çizdim. Bir label, kullanıcı adı, şifre. Buraya iki tane text aldım arkadaşlar. Şunun ismini txt kullanıcı diyeyim. Şuna da txt şifre diyorum. Şifre. Şuna da txt adres diyorum arkadaşlar. Şimdi burada iki örnek var. Burada Facebook'a giriş yapacağız. Burada ise şuraya gireceğimiz adresi Google Maps'e göndereceğiz ve haritayı göstereceğiz arkadaşlar. Bir de şuradaki şifrenin password çağrını da yıldız yapıyorum ki girdiğim zaman yıldız olarak gözüksün. Hatta verilerimi şimdiden gireyim. Şurada value'ye bst.anali@gmail.com biraz uzatabilirim tam anlamı görülsün diye. Şöyle. Ondan sonra şifremi de gireyim arkadaşlar. Yine value kısmına. Şöyle yazayım. Bir saniye ben oraya gireyim de şifrem gözükecek arkadaşlar. Tamam, şifremi girdim. Password chain'i yıldız yaptığım için şöyle yıldızlı gözüküyor. Burada kullanıcı adımı girdim. Buraya da bir adres girmek istiyorum. Mesela nerenin adresini görelim. Adres diyelim. Bir yerin adresini bulsak iyi olur. Mesela Ankara Merkez Posta Kodu diyeyim. Bir yerde bir adres bulsaydık. Yerin adresi. Bir adres bulayım ya. Tamam, şöyle bir adres buldum arkadaşlar. O adresi de şuraya yapıştırıyorum. Tamam, adresimiz belli. Her şey hazırdır. Şimdi kodlamasını yapalım hemen. Bakın şu Facebook giriş butonuna girdim. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Öncelikle Facebook'un bir adresini alalım. Facebook adresi şu. Şunu kopyalıyorum. Tamam. Şimdi yazıyorum aktive workbook nokta follow link hyperlink diyoruz. Adres iki nokta üst üste eşittir tırnak içinde şu Google, Facebook adresini yapıştırdım. Sonra arkadaşlar 5 saniye sitenin açılması için ekleme komutu yazıyoruz. Onu da şöyle yazıyoruz. Application nokta wait yani bekle. Burada no şimdiki zaman artı time value diyoruz. Ve 00 saattir. 00 dakika. 05 saniye. 5 saniye bekle dedik arkadaşlar. Sitenin açılması için. Zaten site açıldığı zaman dikkat ederseniz Facebook açıldığı zaman otomatikmen arkadaşlar otomatikmen gördüğünüz gibi şu e-posta adresinin içinde bekliyor. Onun için tab tuşuna falan basmaya gerek yok. Sadece şunu yazıyoruz. Çağırıyoruz. Neyi çağırıyoruz? Send case komutunu. Send case ile txt kullanıcı nokta value virgül
white diyor, bekleme true, direkt beklemeden direkt true diyoruz. Tamam, bu şekilde. Dolayısıyla kullanıcı adını oraya attık arkadaşlar. Sonra tab tuşuyla şifre kısmına geçeceğiz şimdi. Yine send diyoruz. Send case diyoruz. Buraya tırnak içinde ve köşeli parantez. Alt gr 7'ye basıyorum. Büyük harfle tab diyorum. Alt gr 0'a basıyorum. Tırnağı kapatıyorum. Buraya da true diyoruz. Şimdi ne yaptık? Şurada yazayım. Kullanıcı adını yazdırdık. Burada ise ne yaptık? Tab tuşuna basarak şifre text box'ına geldik. Şifreye geldik. Tamam. Burada da bir saniye falan bekleyebiliriz burada. Hata vermemesi için şurada da bir saniye bekliyoruz. Bir saniye bekledik. Şimdi de arkadaşlar şifreyi göndereceğiz. Şifrede aynı şu text kullanıcı adını nasıl gönderdiysek aynısını şuraya yazıyoruz. Ve buraya şifre diyoruz. Text'te şifre. Şifreyi yazdırdık. Buraya ne diyoruz? Şifreyi yazdırdık. Sonra arkadaşlar şöyle yine şu şekilde de alt gr ile beraber yine tırnak içinde alt gr ile beraber şunla gönderiyoruz arkadaşlar. Şu işaretle. Bende laptop olduğu için alt gr tuşu basılırken ü harfine. Bende ü harfinin altındadır. Dolayısıyla klavyenin boşluk tuşunun sağındaki üzerine alt gr harfi yazan tuşa basıp ü harfine bastım. Şu işareti gönderdim. Dolayısıyla şifreyi yazdırdık arkadaşlar. Buraya gönderdik diyelim. Şifreyi gönderdik. Tamam. Şimdi isterseniz bir saniye daha bekleyelim. Şuraya bir saniye daha bekledik. Şimdi de enter'a bastıracağız. Yani tıklatacağız. Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra Facebook'a girdiğim zaman şuradaki giriş yap butonuna tıklatacağız şimdi. Giriş yap butonu da şudur. Şunu aynen alıp şuraya return yazıyoruz arkadaşlar. Return. Yine alt gr ile beraber 7'ye bastım. Buraya return yazdım. Şöyle büyük harfle yazayım. Return. Alt gr 0'a basarak küme parantezini kapattım. Ve işim bitti. Buraya da exit sub dedim. Herhangi bir hata çıkmasın diye de bir hatayla karşılaşsak da hatayı görmesin diye şuraya error next yazıyorum. Kodumuz bu. Şimdi bunun aynısını şu satırı alıyorum. Ve kopyalıyorum. Geliyorum şuradaki harita göstere girdim. Ve buraya yapıştırıyorum. Bakın. Yine 5 saniye haritanın açılmasını bekleyeyim. Google haritalar biraz ağır olabilir. 8 saniye bekletelim. Sonra neyi atlatacağız? Burada bir taba basmamız gerekir arkadaşlar mapta. Onun için şu tabı önce alayım. Üste. Şöyle tab tuşuna bastıktan sonra TX'te adres diyoruz. TX adresi şununla gönderiyoruz. Buraya tab tuşuna basarak adres yazma text box'ına geldik. Buraya da adresi gönderdik. Adresi yazdırdık. Gönderdik. Bu kadar. Şimdi bunu bir çalıştıralım hemen. Arkadaşlar bakın. Kullanıcı adına girişe tıklıyorum. Bakın hiç Facebook falan açık değil. Girişe tıklıyorum. Burada adres ne diyor ya burada?
Adres. Heh, bir de harfi eksik. Adres. Ha, burada da Facebook için şey, burada hata yapmışız. Şunu aynısını tekrar buraya alacağız. Şuraya. Bir de Google Maps'i açmamız lazım. Google Maps yazayım. Maps nasıl yazılıyor? Ha, şurada var. Tabak adresi bu. Şu adresi alıyorum arkadaşlar. Şuraya yapıştırıyorum. Dolayısıyla haritalar için burada 8 saniye bekletiyoruz. Sonra harita Google Maps açılıyor. Açıldıktan sonra bir defa tab tuşuna basıp adres yazılan text box'a konumlanıyoruz ve adresimizi gönderiyoruz. Şimdi çalıştırıyorum. Önce bir saniye. Önce girişe bastım. Hemen Facebook açıldı. Bakın şimdi arkadaşlar. Kullanıcı adımı yazdı. Şifreyi yazdı. Girişe bastım. Ben hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi giriş. Çıkış yapıyorum. Çıkış yaptım. Kapattım. Bir daha deneyelim. Girişe bastım. Şimdi dikkat edin. 5 saniye geçti. E-postada duruyor. Hemen e-postamı yazdı, şifreyi yazdı, girişe bastı ve Facebook açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kadar. Şimdi adrese bir bakalım. Harita göster diyorum. Hemen 10 saniye beklet, 7-8 saniye beklettik. Haritalara geldi. Hemen burada demek ki burada da tab tuşuna basmamamız lazım. Çünkü otomatikmen açılır açılmaz adres kısmında duruyor zaten. O zaman biz şöyle yapacağız. Şimdi durdurayım. Burada bir tab tuşu fazla yazmışız arkadaşlar. Taba basmasın. Direkt yazsın ve göndersin. Bir daha çalıştırıyorum. Harita göster diyorum. Niye bekliyorum ya? Aşağıda burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir sene bunun sebebini bir öğreneyim. Niye böyle yapıyor? Arkadaşlar hatta şu, biz önce bekletiyoruz, sonra açtırıyoruz. Önce açılsın, link arkasında beklesin. Aynen yukarıdaki gibi. Yukarıda da önce linki açtırmışız, sonra bekletmişiz. Yine hata çıkmaması için şu kodu da buraya alıyorum. Biraz önce buradaki adresi de ben ya değiştirdim. Adres şu olacak. google.com/maps olacak. Aynen durum bu. Burada önce linki açtırıyoruz. Arkasından 8 saniye kadar bekliyoruz. Hatta istiyorsanız 5 saniye bekleyelim burada da. 5 saniye bekledikten sonra tab tuşuyla adres satılan yazılan yere iniyoruz. Adresimizi yazıp gönderiyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir çalıştıralım tekrar. Bakın harita göstere basıyorum. Önce link açılıyor. Arkasında şu Google harita araya dikkat edin. Şimdi oraya adresi yazdırdı. Ve gördüğünüz gibi harita açıldı. Aynı şekilde Facebook girişi için de girişe tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Facebook'u açtı. Kullanıcı zaten açıkmış. Bunu bir çıkış yapalım. Öyle deneyelim tekrar. Çıkış yaptım. Bir daha girişe basayım. Facebook'u açıyor. E-postayı yazıyor. Sonra şifreyi yazıyor. Sonra girişe tıklıyor. Yani bu mantıkla hareket ederek web sitelerindeki bir sürü yere, örneğin sizin bir portalınız var iş yerinizde ve siz o portala sürekli bazı verileri aktarıyorsunuz. Excel sayfanızdaki verileri otomatikmen süreyi ayarlayarak portalınıza gönderebilir, tüm tekstlere yazdırabilir, arkasında kaydet varsa kaydete tıklatabilir. Ve oturduğunuz yerden yüzlerce, binlerce satır örneğin veriyi
Örneğin bir web siteniz varsa, bizim mesela çalıştığım iş yerinde bir yerde bir şey var. Bazı ölçümleri yapıyorlar, sonra portalı açıp o ölçüm sonuçlarını portala aktarıyor tek tek manuel olarak. Ama ben olsam mesela böyle bir şey hazırlarım. Ondan sonra Excel sayfasına yazarım tek tek bu şekilde. Hiçbir işlem yapmadan oraya gönderirim. Kendisi benim yerime yapar. Ben de o anda hiçbir yani rahat ederim kısacası. Umarım bu konu anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu mantıkla tüm web sitelerine veri nasıl aktarılır? İnşallah anlamışsınızdır. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.